İl koordinasyon toplantısına katıldığı ilçedeki yurt yetersizliğine dikkat çekti. Sesini herkese duyurmak isteyen İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun Kardelen televizyonu ekibine ulaştı. İl merkezine 150 kilometre uzaklıkta olan ilçedeki yurt yetersizliğine dikkat çekti. Bu yıl itibariyle 900 öğrencinin kaydı var bizde. Şimdi bu 900 öğrencinin 80 kız 80 erkek kredi yurtlarında bu çocukları orada barındırabiliyoruz. Bir özel yurt spor kulübünün misafir öğrencileri misafir etme adına bir 50 öğrenciyi de o şekilde istihdam ediyor. Yani toplasak 200. 50 civarında da öğrenci evleri oluşturuluyor, 250. Ama geride 650 öğrenci açıkta. Kayıtlarını yaptıran 600 öğrenci için barınacak yer olmadığını dile getiren Coşkun, "Biz bir vebal almış durumdayız." ifadelerini kullanarak bu çocukların herkesin çocukları olduğunu hatırlattı. Bu çocuklar bizim yarınlarımız, milli geleceğimiz. Bu çocuklar Anadolu'nun dört bir yanından, düşünün yani Edirne'den veya işte Ege'den, Trakya'dan, Anadolu'nun dört bir yerinden bu çocuklar anneleri, babaları sofralarında ya çorbayı eksiltmiş ya bir tas makarnayı eksiltmiş. Dar gelirli ailelerin çocukları, bunlar bizim çocuklarımız. O imkanlarla bu çocukları okutmuşlar, bu çocuklar üniversiteye hazırlanmış. Bir psikolojiyle kendilerini taşımışlar buraya. Bir okul kazanmış, geliyor bu çocuk buraya, kaydını yaptırıyor, konaklama yok, yurt yok. Dolayısıyla bu çocuk gerisin geriye gittiğinde müthiş bir travma yaşıyor. Yani devlete ve bu yapıya olan, sisteme olan güveni zedeleniyor çocuğun. Duyarlı belediye başkanı bu konuda tüm sorumlulukları aldığını da dile getirdi. İlçemizde bir kapalı yurdu var. O yurdun tahsisini belediye olarak istedik biz. Kredi Yurtlar Gençlik Spor İl Müdürlüğü talep etmiş ama depremle alakalı mevzuatla örtüşmeyen işte o depreme dayanıklılığı noktasında bir takım sıkıntılar söz konusu olduğu için Kredi Yurtlar burayı ele alamıyor. Ben meselenin sorumluluğunu belediye başkanı olarak, İspir Belediyesi olarak üstlendiğimi ifadelendirdim. Coşkun bir de Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin'e çağrıda bulundu. Kendisinin de belediye olarak gerekenin yapılması için elini taşın altına koyacağının mesajını verdi. Milli Eğitim'in o yurdunu, yani 180 kişilik bir yurt, o yurdu tahsisi noktasında talep ettik. Allah nasip ederse Sayın Bakanımız da, Milli Eğitim Bakanımız zaten bu işin onayını verecek. Vereceğini ümit ediyorum. Asla kaygı duymuyorum. Tahsisini alırsak belediye imkanlarıyla metropollerde bizim hayırsever, çok durumu iyi olan iş insanlarımız var. Halkımızın da katkısıyla gerekirse o bina ile alakalı güçlendirmeleri yaparız. Bütün ihtiyaçlarını karşılarız.